Evet arkadaşlar, biraz önceki tahtada çizip anlattım size, bu küp prizmalardan içinden bütünden çıkarak neleri bulduk arkadaşlar? Piramit prizmaları. Bugünkü dersimizin konusu piramit prizmalardı. Bunları şöyle soyut geometrik şekiller olarak gördüğümüzde nedir? Örneğin bir küp prizmada. Burada ise şeffafı. İlk önce biz piramit prizmanın tepesini görebilmek için, o açıyı bulabilmek için neyi? Şu köşeden köşeye diagonallerle bulup şu merkezden şurayı ve artı burayı şöyle bulmuyor muyuz? Tepe noktasını. İşte buradan kare piramit prizmayı çıkarabilmek için dostlarım, değil mi? Merkezini buluyordu. Şu merkezi. Diğer taraftan şuradaki beşik çatı dediğim şu sistemi nereden buluyorduk? Beşik çatı aynen şuradaki üçgenden. Şu tepe noktası, tekrar arkadaki şu tepe noktası ve şu ortayı yine diagonalden buluyor, değil mi? Oradan sonra burayı burada, burayı buradan, arkayı tekrar buradan birleştirerek bulduk. Öyle mi? Öyle. Diğer bir başka kırma çatı dediğim sistemleri nereden bulduk arkadaşlar? Tekrar aynen diagonaller yardımıyla tekrar bakın. Merkezi buluyorum. Merkezden sonra şu merkezi birleştirdiğimde dostlar, şurada belirli uzaklıkları gidiyorum içeri doğru. Girdikten sonra bakın şöyle artistik olarak şöyle anlatayım. Şurası şurada, burası buradan birleştiğinde tam kırma çatı. Çatılarda bundan önceki geçen derslerimizde binaların çatılarını işlerken burayı anlatmıştım. Neydi arkadaşlar? Ne diyorduk biz çatının burasına? Mahya. Mahyası. Buradaki kiremitlere ne diyorduk? Hani sınıftan baktık ya, karşı binanın kiremit ve mahyalarını gösterdim. Hatırladınız mı? Aferin. Aferin olsun. Demek ki buraya da mahya, kiremiti diyoruz onlara. Çünkü ileride birçok daha şehirler veya kasabalar çizerken genelde binaların üst taraflarında veya evlerin üst taraflarında birçok çatı sistemleri olacak bunun gibi. Konumuz bunlar piramit prizmalar. Burada saçaklarıydı, mahyaydı, bacaydı. Biz bunları doğru bilmiyorsanız arkadaşlar o binaları sadece dört duvar çizerek doğruları öğrenemezsiniz. Okey mi dostlar? Sizler de şimdi bu anlattığım detayları tek tek burada tahtadaki ilk önce kare, dikdörtgen, eşkenar üçgen, daire. Daha sonra çemberden, çemberin yarı çapı R, küçük R, çemberi alt eşit parçaya bölürken küp prizmayı bulacağız dostlar. Sonra tabanını diagonalle buradan bulacağız. Tepe noktasında buraları keseceğiz. Piramit prizmayı bulacağız. Piramit prizmayı buradan kestikten sonra gördüğünüz gibi gerektiğinde cam bir sehpa tasarımı yapacaksınız. Bak onu bundan sonraki derste işleyeceğiz. Okey mi dostlar? Sonra tek tek buradaki beşik çatıydı. Yine tam piramit prizma ama bu bakın dikdörtgen piramit prizma. Burada ise kırma çatıyı tek tek çizerek uygulamaları yapalım. Serbest eliniz gelişsin. Ama her zaman unutmayın, taban hareketlerini görerek çizin. Evet, Eros. Güzel, güzel. Sen çok hızlı gidiyor Ali, serbest sen. Biraz daha kontrollü dostum. Bak, bunlar güzel tasarımlar, buradaki buluşlar. Ama biraz netliğini bulman lazım. Ve yazılar çok cılız olmuş. Bir tasarımcı gibi artık yazılarımızda iddialı ve kesin kararlı olmalı. Burada buluşlar güzel ama bazı yerlerde daha net bu. Okey, haydi. Düğmeleri yani perspektifi nereden geçerdi? Karelerden. Benim anlattığım nasıldı? Onların şöyle dairenin perspektifleri diagonaller yardımıyla evet. Zilimiz çaldı ama dostlar aynı şeyi öğlen paydosundan
döndüğünüzde devam edip tasarımı bitirebilirsiniz.